Herkese selam, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz tatildeyiz. Normalde bugün videoyu kahvaltıdan başlatacaktım ama biz tabii ki kahvaltıya yetişemedik. Yani kahvaltı saat 10'a kadar olduğu için gerçekten insan gün boyu denizde yüzüyor, havuzda yüzüyor, yoruluyor, güneşleniyor, güneş sizi yoruyor. Yani sabah erken kalkamıyoruz. Gerçekten burada sabah erkenden kalkıp kahvaltıya yetişebilen varsa helal olsun diyorum. Çünkü biz yetişemedik. Yine öğle yemeğinden başladık. Bol bol denizde yüzdük, güneşlendik derken akşam yaptık ve akşam vlog başlatmak istedim. Şimdi akşam yemeğine ineceğiz Emrah'la birlikte. Çok güzel bir şekilde hazırlandım ve çok güzel yandım, güzel bronzlaştım. Hiçbir yerimde acımıyor, öyle söyleyeyim. Yani çok kontrollü bir şekilde bronzlaştım. Çok iyi bir kızarıklık oldu. Emrah azıcık böyle birazcık fazla kızarık oldu. Onun şu an biraz canı yanıyor. Benim hiç canım yanmıyor. Neyse biz artık akşam yemeğine ineceğiz. Hemen size akşam yemeği kombinimi de göstereyim. Şöyle siyah tek omuz bir elbise. Bunu Mango'dan almıştım. Böyle iyi ki de almıştım. Kendime çok yakıştırdım. Şimdi artık akşam yemeğine inebiliriz Emrah'la. Çıkmadan önce şöyle size getirdiğim ayakkabılarımı göstereyim. Bir tane terlik getirdim. Şu Zara'dan aldığım terliği. Bu annemin doğum günü hediyesi olan sandaletimi getirdim. Bir tane topuklu getirdim sadece şu. Bunu da Plain 1'den almıştım. Bunu giyer miyim bilmiyorum şu anda. Ya terliğimi giyeceğim ya da şu aldığım topuklu ayakkabı giyeceğim. Çok da topuklu değil aslında. Minik bir topuğu var. Bunu da plaja giderken giyiyorum. Bunu da Madame Coco'dan almıştım. Yemeklerimizi aldık. Böyle bugün İzmir köfte çıkarmışlar ve enginar varmış. Tam böyle Ege usulü. Çok sevdim. O yüzden ikisinden de aldım. Bir de böyle makarna aldım. Emrah da böyle biraz daha karışık bir tabak hazırlamış. Bugün biraz daha kontrollüyüz. Böyle bu da salata gibi. Yani meze çeşitlerinin olduğu bir tabak. Bir de bugün mısır çıkarmışlar. Mısırı çok seviyorum. O yüzden hemen aldık. Yemeğimizi yedik. Şimdi dün o keşfettiğimiz yere kahve içmeye gidiyoruz. Bugün tatlı yemedik. Kaç gündür böyle dolu dolu yemek yedik. Artık tatlı yemeğe yerimiz kalmadı. Aslında ben bugün son günümüz olduğu için yemek istiyordum ama gerçekten aşırı derecede çok fazla yemek yedim. O yüzden yerimiz kalmadı. Bir kahve içeceğiz şimdi. Kahvemizi aldık. Şöyle deniz manzarasına karşı içelim dedik. Hala denizde olanlar var. Deniz epey bir dalgalı ama şu an şu dubanın ve diğer dubanın üzerinde de insanlar görüyorum. Böyle dalgalı suda yüzmek bayağı bir zor. Onlar şu an güneşin, denizin tadını çıkarıyorlar. Biz denize erken veda edenlerdeniz. Saat 4 gibi denizden çıkmıştık. Daha da girmedik. Bugün tatilimizin son gecesi. Artık bugünden sonra buraya veda edeceğiz. Yarın yine gitmeden önce tabii ki denize gireriz ama doyasıya olmaz. Birkaç saat denize gireriz. Ne kadar burası dalgalı, derin ve taşlı, yosunlu da olsa gerçekten çok çok iyi geldi. Hem denizinden hem havuzundan çok çok keyif aldım. Güzeldi gerçekten. O yüzden buraya veda edecek olmak üzücü. Herkese ikinci günden selam. Biz artık eve dönüyoruz. Bugün dönüş vakti, otele veda ediyoruz. Bu kısım çok üzücü oluyor bizim için ama çok da keyif aldık. Çok güzel geçti tatilimiz. Yani dolu dolu geçirdik. Dün akşam yemekten sonra hemen birazcık yürüyüş yaptık. Sonrasında da uyudum bayağı bir. Sabah da geç kalktım ve yine sabah kahvaltısına yetişemedik. Şimdi valizimizi hazırladım. Bütün eşyalarımızı topladım. Arabaya koyup daha sonra öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Buradan belki Özlerin'in çarşısı varsa çarşısını gezeriz. Oradan da artık eve geçeriz. Bugün de böyle eve dönerken mavi bir elbise giyeyim dedim. Böyle şimdi öğle yemeğine inelim. Artık bu güzelliği bırakıyoruz. Veda vakti. Emrah'a da böyle bütün valizi ve plaj çantasını kilitledim. Çünkü hiç halim yok. Çok yorucu bir gün geçiriyorum. Galiba tatilin yorgunluğunu atıyorum üzerimden. Şu an çıkışımızı yaptık ama öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Önce arabaya valizimizi yerleştirelim dedik. Otel şu an inanılmaz kalabalık. Yani belki şu anda giriş saati ve çıkış saati biri olduğu için öyle olabilir bilmiyorum. Ya da hafta başı olduğu için çok fazla rezervasyonda olmuş olabilir. Bayağı bir kalabalık şu anda. Bu arada otelin otoparkı böyle ağaçlar içinde. Çok iyi. Çünkü bayağı serin. Yani hiç arabamız güneş görmemiş. İyi olmuş. Bayağı sıcak vardı çünkü. Eğer böyle çok fazla sıcağın içinde kalmış olsaydı yola giderken şimdi zor olurdu bizim için. Zaten otele veda etmek çok zor. Bir de yani sıcak sıcak. Bir saat kadar yolumuz var galiba değil mi Emrah? 50 dakika falan. 50 dakika.
Söyledim, evet. Söyledim, videoda da bayağı kalabalık. Ya bugün pazartesi, hafta başı olduğu için çok fazla rezervasyon var. Ya da artık giriş çıkış saatleri böyle belki de. Biz biraz geç gelmiştik çünkü gelirken. Size kalabalıklığı da göstereyim. Böyle. Şurası otelin lobisi. Hem burada oturanlar var hem de burada işlem yaptıranlar çok fazla. Size bir önceki videoda marketten bahsetmiştim. Bakın bu otelin içindeki market. Buradan her şeyinizi alabiliyorsunuz. Yani içinde her şey var aklınıza gelebilecek. Küçük bir market ama yani bütün böyle ihtiyaç olabilecek tatilde umuttuğunuz her şey var. Şurada da şöyle bir kıyafet yeri var. Hemen şurada da okey oynama alanı varmış. Biz bunu sonradan gördük ama çok mantıklı. Burada gerçekten aileler güzel bir şekilde okey oynuyor akşamları, görüyoruz. Burası da iç oturma kısmı. Bunun aynı şekilde dışarıda da oturma kısmı var. Şimdi artık yemek yeme alanına doğru gidiyoruz. Ama orası da bayağı bir kalabalık şu anda. Bugün otel gerçekten inanılmaz kalabalık. Burayı zaten göstermiştim size, biliyorsunuz. Hediyelik eşya alım noktası. Bu da çok mantıklı olmuş. Bakalım bugün yemekte neler varmış. Şöyle her zaman burada bir pilav oluyor. Şurada da sıcak yemekler. Bunları kendiniz alıyorsunuz. Bu hindi yemeği ben sevmiyorum ama Emrah hindi seviyormuş. O yüzden belki alır. Burada da karnabahar varmış. Safran soslu. Sebzeli tavuk. Ve etli taze fasulye. O zaman ben de biraz tavuk alayım. Buradan da biraz fırın patates alacağım. Sen istiyor musun? Burada ızgara çeşitleri var. Ben şöyle iki tane köfte aldım ve biraz makarna aldım. Üzerine kıyma soslu. Burada da pide yapılıyormuş bugün. Birazcık da pide alacağım. Şöyle buradan istediğiniz kadar pide alabiliyorsunuz. Bayağı sıcak. Yeni çift kesilmiş o zaman. Çok çok sıcak. Kenarlarını alma, ortadan al. Burada da tatlı çeşitleri var ama biz önce yemeklerimizi koyalım, daha sonra tatlı tabağı yaparız Emrah'la. Bir de salata tabağı yapacağız. Böyle bütün çeşitlerden tatlılar var, süslü ve şerbetli. Burada da bütün turşu çeşitlerinden var ve burada da salata çeşitlerinden var. Ama ben şuradaki mezelerden alacağım. Onu çok seviyorum çünkü. Burada böyle soğuk ızgaralar var. Burada da meze çeşitleri var. Ben her zaman salata yerine böyle meze çeşitlerinden alıyorum. Daha güzel oluyor. Yemeklerimizi böyle aldık. Tatlı almadık. Emrah kendine iki kola almış ama benim tarafıma koymuş. Bu Emrah'ın iki kolası. Şöyle çok güzel bir pide. Bunu zaten dün de almıştık. Dün de sevdim. Böyle güzel bir ana yemek tabağı. Turşu tabağı ve şöyle meze tabağı yaptım. Bu mezeler biraz karışık oldu ama hepsi soğuk mezelerden. Çok lezzetli. Özellikle şu bamyayı çok sevdiğim için ben almak istedim. Biraz kısır. Neydi? Makarna. Acı ezme ve patates. Altın günü gibi biraz ama böyle yemeğin yanında güzel bir atıştırmalık oluyor. Şimdi bize afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Şöyle bir tatlı tabağı yaptım Emrah'la kendimize. Bütün çeşit tatlılardan koydum. Çok fazla çeşitler vardı. Hem şerbetli hem de sütlü. Şu deniz kenarının olduğu masalarda şimdi yiyeceğiz. Şöyle denize karşı son kez tatlılarımızı yiyeceğiz Emrah'la birlikte. Biz Özdere'den geldik. Nereye geldik? Optimum'a geldik. Normalde biliyorsunuz çarşıyı gezeceğiz diye kapatmıştım. Ama o kadar sıcaktı ki çarşı. Yani çarşıya gittik. Ama gezmekten vazgeçtik, öyle söyleyeyim. Çok böyle kapalı bir alanı yoktu. Açık alanda birkaç tane mağazası vardı. Zaten öyle çok da değişik mağazalar yoktu. Genelde plaj kıyafetlerinin satıldığı, plaj ürünlerinin satıldığı mağazalardı. O yüzden biz de dedik ki gezmeyelim bu sıcakta, başımıza güneş geçmesin. Neresi var en serin? Tabii ki de Optimum. Optimum'a geldik. Burada da dedik ki sinemaya girelim. Yeni bir tane film çıkmış. Biliyorsunuz. Yani daha doğrusu iki tane film çıkmış. Birisi Barbie filmi, diğeri de Oppenheimer. Doğru mu okuyorum bilmiyorum. Oppenheimer'daki başroldeki kişi zaten benim çok sevdiğim bir oyuncu. Netflix'te biz daha çok böyle onun dizilerini izlemiştim, filmlerini izlediğim, sevdiğim bir oyuncuydu. Böyle bir filmde yer almış. Çok da övülmüş YouTube'da.
O yüzden dedik ki buna girelim. Şimdi 3 saatlik bir sinema şeyimiz olacak. Keyfimiz. Bu arada biz eve gittik, duşumuzu aldık, kıyafetlerimizi yıkadık, yemeğimizi yerleştirdik, saçımızı fönledik, giyindik, ettik. O şekilde geldik Optimum'a. Zaten biletimizi almıştık öncesinden. Çünkü bu iki filmin de çok fazla talebi varmış. Biletler çok hızlı bir şekilde tükeniyormuş. Biz de öncesinden biletimizi aldık. Bu arada böyle günler öncesinden tükenen bir filmin konusunu o kadar çok merak ediyorum ki. Bir de film 3 saat demek ki bayağı böyle sıkmayan, akıcı bir film. Öyle biz de bu arada normal bir şekilde sinema salonunda yer yoktu. Gold Class almak zorunda kaldık. Yani biletin kişi başı ücreti 180 liraya geldi bize. Bu arada bileti alırken 160 liraya da şöyle bir kova aldık. Patlamış mısır kovası ve 2 adet içeceği 160 liraya gelmiş oldu bize. Şöyle kova mısırımızı aldık. Bayağı çokmuş. Yani çok büyük bir kovaymış. Bize fazla gelecek. 2 tane de içeceğimizi aldık. Normalde ne kadar bilmiyorum ama 160 lira şu anda bu iyi galiba sanırım. Kampanyalı aldık. İndirilmemiş zaten. Dedi eğer ayrı alırsanız değil fiyatlar 40 lira mı daha pahalı, 60 lira mı daha pahalı? He, evet. 40-50 lira daha farklı demişti, doğru. Evet. Biz sinema salonuna geldik. Şöyle Gold Class almıştık. Gold Class böyle oluyor arkadaşlar. Koltuklu ve şöyle ayak uzatma yeri oluyor. Sehpası oluyor. Sanırım biz şu ortayı aldık. Kırmızı olan yere. Şu da güzelmiş Emre, şu kısım. Bizimki burası ama daha temizlik yapılmamış sanırım ya. Biz erken geldik. Şöyle salon bayağı dağınık. Galiba temizleyecekler önce. Çünkü burada bayağı içecekler falan var. Hiç temizlenmemiş. Bir de biz daha önce Gold Class aldığımızda daha iyiydi. Koltukları böyle indirip kaldırabiliyorduk. Böyle eski koltuklar yoktu. Değil mi Emrah? Farklı şu anda. Evet. Ha, temizlik olacak sanırım. Tamam. Salonda temizlik olacak diye biz şimdi çıktık. Hemen 10 dakika içinde bir temizlik olacak. Bu arada size biraz önceki bahsettiğim o indirmeli kaldırmalı koltuk olan sinema salonunda şu Barbie filmi oynuyormuş. O da yine Gold Class olarak veriliyor. Biz bu filme gireceğiz. Oppenheimer. Bunda da öyle değilmiş koltuklar, farklıymış. Yani şu Barbie filminin oynadığı sinema salonu daha rahat, daha güzel. Yani Gold Class açısından daha rahat. Bu 11 numaralı Gold Class'ta oluyormuş. Bu 12 numaralı Gold Class'ta. Yani 12 numaralı Gold Class'a gelecek olursanız Optimum'da aklınızda olsun. O kadar güzel değil. Şu 11 numaralı olan Gold Class salonu daha güzel. Optimum'daki. Evet, biz filmin ilk yarısından çıktık. Şu an saat 11, filme saat 9'da girmiştik. Şu an ilk yarısı bitti ve biz filmin devamına girmiyoruz. Niye? Neden girmiyoruz? Çünkü filmin konusu... Ya bilmiyorum, zaten film 3 saat sürüyor. Biz 1,5 saat durduk orada. Hiçbir şey anlamadım. Oradan oraya geçiş var, oradan oraya geçiş var. Zaten altyazılı. Bilmiyorum ya, çok şeydi. Ben sevmedim ya. Zaten sinema salonunda da herkes uyuyordu. Kimsenin filme baktığına da inanmıyorum orada. Evet. Genelde herkes gerçekten de uyuyordu. Aslında film şöyle, sıkıcı demeyeyim. Yani güzel bir konusu var aslında anlatılmak istenen ama çok fazla bir konuşma var. Yani olaya daha henüz giriş yapılmadı. Yani saat 9'da girdik, saat 11 oldu. Daha hala bir olay yok ve sürekli konuşma ve sürekli böyle bir sorgu aşaması gibi bir şey var. İşte bazen geçmişe dönüyor, bazen günümüze geliyor ve sürekli konuşma var. Olay yok hala. Şey gibi ya, biyografi gibi yapmışlar. Hani resmen okula başladığından itibaren yaşadıkları işte kıdem kıdem yükselmesi. Evet. Oradan başladılar. Zaten 3 saat geçti öyle. Hiç de bir olay olmadı şu an. Ne kavga, ne kaos. Hiçbir şey yok. Ne bir atom, bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Bir de biraz galiba bu filme şöyle insanlar girmeli. Böyle bu konuyla alakalı ilgisi olanlar, merak olanlar. Galiba öyle insanlar girerse daha çok böyle anlaşılır bir film olur diye düşünüyorum. Ya şimdi aksiyon seven, yani bileyim komedi seven veya macera seven insanlar için. Drama seven için bile değil. Kesinlikle değil yani. Bu arada yani. Kalite kötü olabilir. Şu an mağaza kapanıyor. Evet. Bütün ışıklar kapalıyor şu an, o yüzden kalitede sıkıntı olabilir. Evet. Öyle. Biz de ikinci yarısına girmeyi düşünmüyoruz. Çünkü gerçekten şu an zaten ilk yarısı çok uzun sürdü.
İkinci yarısına şu an biraz tamirimiz kalmadı. Dedik ki girmeyelim. Çünkü gerçekten biz de artık uyuyacaktık ve bütün sinema salonundaki insanlar uyuyordu yani. Evet, benimdeki adam uyuyordu orada. Benim diğer tarafımdaki kişiler de uyuyordu. O yüzden yani tek bence biz bu fikirde değiliz. Birçok kişi aynı fikirde, girdiğine pişman olmuş olabilir. Hatta ben Instagram'da şöyle bir şey görmüştüm. İşte Barbie filmine giren vizyonsuzdur. İşte böyle bir film varken diye ama tercih ederdim şu an, biliyor musun? Gerçekten ben de şu an tercih ederdim, öyle söyleyebilirim. Ya film kötü demiyorum ama bu konuyla alakalı ilgisi olanların, insanlar için biraz daha anlaşılır bir film. Yani çünkü çok fazla çok fazla böyle karmaşık olaylar çevresinde gerçekleşiyor konu. Ve ben de Emrah gibi konuyu böyle tam net anlayamadım. Benim öyle söyleyeyim. Altı yazı olduğu için aşağısını okuyorum. Aşağısını okurken zaten başka bir şeye geçiyor, anladın mı? Evet. Yani şey yapamadım yani orada. Ya benim alt yazıyla alakalı sıkıntım olmadı ama Emrah anlayabiliyorum. Çünkü Emrah normalde zaten Türkçe film izlemekten de çok hoşlanmıyor. O genelde filmi Fransızca izlemeyi seviyor. O yüzden onu anlayabiliyorum. Çalışmıyor. Öyle yani, biz çıktık şimdi filmden. İyi yaptık ya. Bize göre değildi galiba. Yine merdivende de yürüyerek iniyoruz ha. Çalışmıyor. Çünkü saat 11 oldu, mağazalar kapandı. Biz de eve yeni gidiyoruz. Yani biz buradan ne zaman çıkardık? 12.30-1 arası çıkardık herhalde, değil mi? 9'da eğer başladı. 3 saat sürüyor. Aynen 12-12.30 gibi. 12-12'de işte çıkardık. Öyle. Bu arada bu filme gidip böyle seven insanlar varsa bana kızmasınlar, yani bize kızmayın. Bizim gerçekten ilgi alanımız değildi galiba film, o yüzden böyle çok sevemedik. Ama böyle bu tarz konularla ilgisi olan insanlar için güzel bir film olabilir. Biz sevemedik, o yüzden tavsiye de edemiyorum size, öyle söyleyeyim. Zaten ben dedim gel gidip 3 saat gördüm ya, dedim girmeyelim bak. Evet, Emrah başından zaten girmek istemedi. Ben başrol oyuncusunu çok seviyorum. Ya dedim ki bu adamın filmleri çok iyi oluyor. Hani hiç kötü olmaz. Girelim. Çünkü ben bunun daha önce işte 6 sezonluk bir dizisi vardı Netflix'te. Onu dedim bitirdim. Çok da heyecanlıydı. Çok güzel geçiyordu. Güzel. Sevdiğim bir oyuncu. O yüzden güzel olur diye düşündüm. Bilmiyorum. Bana göre değilmiş ama film. Emrah göre zaten değil de. Emrah zaten isteksiz girmişti 3 saat olunca. Öyle. Yine de böyle tatil dönüşü güzel oldu. Dinlenmiş olduk bol bol. Yemeğimizi de yemiştik zaten dediğim gibi. Güzelce, rahatça böyle Gold Class'ta rahat uzana filmi izledik. Serin de oldu. Çünkü bizim evde klima yoktu. O bakımdan iyi oldu sadece ama onun haricinde filmi tavsiye edemeyeceğim size arkadaşlar. Artık ben bu videoyu burada kapatayım. Videom biraz kısa sürdü. Dediğim gibi tatil dönüşü olduğu için birazcık yorgunuz. Çok böyle gezmeli, çok dolu dolu bir içerik olmadı. Ama olabildiği kadar artık atmak istedim size. Burada videomu kapatayım. İnşallah videomu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beni özellikle Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.